Köpekler de insanlar gibi stresli olduklarında gezinmeye başlar. Daha önce veterinerde doktoru beklerken köpeğinizin etrafta dolaştığını fark ettiniz mi? Bu bir stres göstergesidir. Köpeğinizin yürüyüş güzergahı genellikle tekrar eder. Köpeğiniz kontrol edildikten sonra çoğunlukla silkelenir. Bu şekilde stresini atmaya çalışır. Köpekler kendilerini endişeli hissettiklerinde tüylerini dökmeye meyillidir. Açık havadayken sevimli dostunuzun ne kadar tüy döktüğünü fark etmeniz biraz zor olabilir. Fakat veteriner masasında bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Köpeğinizin sıcak bir gündeki bir yürüyüşten sonra nefes nefese kalması çok normaldir. Fakat bu farklı anlamlar da taşıyabilir. Örneğin köpeğiniz eve geldiğinizde sizi gördüğü için mutlu olur ve sıcaklıktan bağımsız olarak bu hareketi yapabilir. Fakat köpeğinizin neden nefes nefese kaldığını bilmiyorsanız büyük ihtimalle stres altındadır. Köpeğiniz bir şeyden korktuğunda koşup arkanıza saklanabilir. Hatta paçanıza yapışıp daha hızlı yürümenize yol açabilir. Köpeğinizin bunu yapmasındaki sebep yine endişedir ve doğal olarak bu hissin kaynağından mümkün olduğunca hızlı şekilde uzaklaşmak ister. İşte ki ilk gününüzde Karabaş'ı evde bırakmanız gerekti. Henüz çok genç ve evde daha önce hiç tek başına kalmamıştı. Genellikle sakin ve sessiz bir köpek olsa da evden dışarı adımınızı attığınız anda terk edildiğini düşündüğü için aşırı kaygı gösterebilir. Buna alışkın değildir. Üstelik binanızın önündeki inşaat çalışmasının sesleri onu çok korkutmuş olabilir. Böylece Karabaş yaramazlık yapmaya karar verir ve ayakkabılarınızı kemirmeye başlar. Bu onun dikkatini hayli dağıtır. Fakat siz eve döndüğünüzde beklenmedik bir sürprizle karşılaşırsınız. Ona anlayış göstermeye çalışın. Ne de olsa onu terk ettiğinizi ve asla geri dönmeyeceğinizi düşünüyordu. Bu arada ortalıkta gezinme durumunu bir fırtına sırasında görmeniz de mümkündür. Bu gibi durumlarda köpeğiniz kuyruğunu bacaklarının arasına alır ve kaskatı kesilir. Ayrıca hayvanın duruşu da değişebilir ve ürkek şekilde yürür. Bu köpeğinizin kendini çok iyi hissetmediğinin açık bir göstergesidir. Çünkü normalde ağırlığını dört ayağına eşit şekilde dağıtır. Şimdi ise Karabaş evdeyken eve bir arkadaşınızı getirdiğinizi düşünelim. Arkadaşınızın köpeklerle arası pek iyi değil. Bunu köpeğinizin yanında ne kadar kaygılı davrandığını gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Köpeğiniz de bu yüzden arkadaşınızın yanında kendini çok rahat hissetmez. Karabaş tüm yeni kokulara alışmak için çevreyi biraz kokluyor ve sonra dönüyor. Köpeğinizle arkadaşınızı birbirleriyle etkileşime girmeye zorlamayın. Mesafenin sorunu çözmesine izin verin. Taşınmaya karar verdiniz ve yakında Karabaş'ın yeni bir evi olacak. Bu heyecanlı olduğu kadar sinir bozucu bir durumdur. Bunu köpeğinizin esneyip durmasından anlayabilirsiniz. Kuyruğu hızlı hareket ettiği için uykusunun olmadığını anlamak zor değildir. Fakat esnemeler normalden daha genişse bu stres esnemesi olabilir. Ayrıca tüylü dostunuzun salya akıttığını ve dudaklarını daha fazla yaladığını görebilirsiniz. Köpekler genel itibariyle sesli canlılardır. Havlamaya bayılırlar. Özellikle stres altındalarsa bunu daha çok yaparlar. Örneğin birinin evinize girmeye çalıştığını düşündüklerinde, içinde biraz da sızlanma bulunan havlamalar köpeğinizin dikkatinizi çekmek istediğini gösterir. Diğer yandan kendini yatıştırmaya çalışıyor olabilir. Köpeklerin burunları birçok anlam taşıyabilir. Eğer köpeğinizin gözlerinin normalden daha açık olduğunu ve daha hızlı göz kırptığını fark ederseniz, bunun kaynağı stres olabilir. Bazen köpeğinizi burnuna bakarken çok korkmuşa benzer bir halde bulabilirsiniz. Kulaklar da farklı anlamlar taşıyabilir. Köpeğiniz stresli ya da endişeli olduğunda kulaklarını başının arkasına doğru yatıracaktır. Arkadaşlarınızla birlikte köpeklerinizi de yanınıza alıp dışarı çıkıyorsunuz. Karabaş genellikle nazik ve sakin bir hayvan. Fakat bugün tuhaf bir şekilde saldırgan tavırlar gösteriyor. Bu köpeğinizin bu yeni ortamda kendini rahat hissetmediği anlamına gelir. Bu gibi anlarda dişlerini gösterip hırlaması normaldir. Köpekler yeni insanlar ya da hayvanların yanında böyle tepkiler gösterebilir. Onu sakinleştirmek için stresin kaynağından uzaklaşın. Sadece ikinizin olduğu sakin bir yere gidin. Fakat doğrudan köpeğinize ödül mamaları vererek onu yatıştırmayı düşünmeyin. Tüylü dostunuzun komutlarınıza uymasını sağlayın. Ondan yere yatmasını ya da pati vermesini isteyin. Söylediğinizi yaptıktan sonra ödül maması verebilir ya da onu sevebilirsiniz. Bu sayede dikkatini dağıtabilir ve kendini iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Köpeğiniz sürekli stres altındaysa muhtemelen veterinere gidip dostunuzu muayene ettirmeniz iyi olacaktır. Ayrıca köpeğinizle yürüyüş ya da egzersiz yapabilirsiniz. Top yakalama oyunu ikinizi de sakinleştirecek harika bir yöntemdir. Frisbee de oynayabilirsiniz. Hatta köpeğinizin iyi anlaştığı birkaç arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Bir de köpekler için yoga var tabii. Buna doga deniyor. Bağdaş kurarak oturun ve köpeğinizi kucağınıza alıp ön patilerini omuzlarınıza yerleştirin. Bu süreçte onu tutarak nazikçe sevmeniz çok önemlidir.
Köpeğiniz iki arka ayağının üzerinde duruyorken hafifçe ön patilerinden tutup yukarı doğru esnetin. Bu süreçteki en önemli detay ikinizin de bir yoga duruşu yapıyor olmanızdır. Hemen ardından arka bacaklarını tutun ve iki ön patisinin üzerinde durmasını sağlayın. Evet, ters köpek pozisyonu. Tüm bu süreç içerisinde köpeğinizin rahat olmasına dikkat edin. Eğer köpeğiniz yogadan sıkılıp oyun oynamaya başladıysa bu da iyidir. Yuvarlanıp durmasına izin verin ve karnına biraz masaj yapın. Bu sırada nazikçe bacaklarını esnetebilirsiniz. Başına ve vücuduna masaj yapmayı da unutmayın. Çok geçmeden köpeğinizle doga yapmak en sevdiğiniz aktiviteye dönüşecektir. Şınav çekmeyi seviyorsanız köpeğinizi sırtınıza alıp birkaç şınav çekmeyi deneyin. Bu sayede tüylü dostunuz kendini dışlanmış hissetmeyeceği için stresi azalır. Fakat köpeğiniz çok büyükse bunu yapmadan önce bir daha düşünün deriz. Yoksa bu sırtınız için pek iyi olmaz. Evinizin yakınlarında bir göl var mı? Yüzmeye gidebilirsiniz. Köpeğiniz doğrudan suya atlayacaktır. Bu oldukça iyi bir egzersizdir. Üstelik patileri üzerindeki etkisi koşmadaki kadar zorlu olmayacaktır. Köpeğinizi düzenli olarak eğitmek iletişiminizi güçlendirir. Bazen köpeğiniz olan biteni anlamlandıramadığı için strese girebilir. İstikrar size daha fazla güvenmesini sağlar ve kaygısını azaltır. Köpeğinizi hoşlanmayacağını ve strese gireceğini düşündüğünüz yerlere götürmekten kaçının. Örneğin köpeğinizin en sevdiği yerlerden biri olan parklarda yoğun bir kalabalık varsa başka bir yere gitmeyi seçebilirsiniz. Köpeğiniz yüksek seslere karşı hassas olduğundan böyle anlarda evde kalmak daha iyi bir tercih olabilir. Köpeğinizin yanına oynaması için birkaç oyuncak bırakın ve onu sevip birkaç saat içinde geri döneceğinizi söyleyin. Söylediklerinizi anlayamasa bile onu sevmenizden ve sesinizin tonlamasından mutluluk duyacaktır. Evde köpeğiniz için bir güvenli bölge oluşturabilirsiniz. Bu sayede ne zaman kendini kaygılı hissetse nereye gideceğini bilir. Bu sığınağı farklı şeylerle hazırlayabilirsiniz. Örneğin yatak odanızın köşesindeki fazladan bir köpek yatağı işinizi görecektir. Sarılmak da harikalar yaratır. Köpeğinizin birçok yeni insan ve köpekle tanıştığı stresli bir günün sonunda köpeğinizi kucağınıza alıp biraz ilgi gösterin. Vücuduna masaj yapabilirsiniz ve bu da hem sizin hem de onun stresini azaltır. Kaygı hissi kaslarının sertleşmesine yol açar ve masaj yaparak rahatlamalarını sağlayabilirsiniz. Elinizle boynundan başlayıp kuyruğuna kadar sevebilirsiniz. Bir elinizi her zaman onunla temas halinde bulundurun. Böylece varlığınızı hissedecektir. Diğer elinizle masaj yapmaya devam edebilirsiniz. Zamanla hangi bölgelere yoğunlaşmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Diğer bir çözümse sağlıklı öğünlerdir. Yüksek kaliteli ve besleyici gıdalar daha mutlu bir hayata ve doğal olarak daha az strese yol açar. Köpeğinizle birlikte araba yolculuğu yapıyorsanız fakat arabalardan pek hoşlanmıyorsa kendini çok fazla kasabilir. Bu sorunu köpeğinizin tepki verdiği sakinleştirici bir müzik yardımıyla çözebilirsiniz. Böylelikle dışarıdan gelen korkutucu sesleri de maskelemiş olursunuz. Yapılan araştırmalar, içinde harp bulunan klasik müziklerin harika sonuçlar verdiğini gösteriyor.